açık konuşmayı severim. Çünkü kesinlikle gizli hafıza kaydım yoktur. İster yerli, ister yabancı, ne olursa olsun. İster içeride, ister dışarıda. Açık konuşmak. Bakınız Selçuklu'yu yıkılışa götüren haşhaşi dalgası bir yanıyla cehalet, bir yanıyla vahşet kokuyordu. Bugün de Türkiye benzer saldırılarla karşı karşıyadır. FETÖ dediğimiz ihanet çetesi etkisini aldığı insanların zihinlerini örgüte karşı kayıtsız, şartsız bir itaat duygusuyla çökertirken gerektiğinde 15 Temmuz'da olduğu gibi en acımasız vahşetlere de yöneltebilmiştir. Ülkesine, milletine ve insanlığa hizmet etmek yerine zihnini ve yüreğini Amerika'da yaşayan bir şarlatana adayan mankurtlardan bilim adamı da olmaz, Müslüman da olmaz.